Şu anda BOTAŞ'a ait Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'ndeyiz. Tesis günlük 28 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin günlük %10'unu karşılayabiliyor. Tesisin yıllık depolama kapasitesi ise 3.1 milyar metreküp. Bu kapasiteyi 4.6 milyar metreküpe çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Tesisimiz iki tane fonksiyonu var, iki tane işlem yürütüyor. Bir tanesi enjeksiyon, bir tanesi de geri üretim olarak isimlendiriyoruz biz bunları. Enjeksiyon kısmı BOTAŞ ana iletim hattından biz gazı teslim alıyoruz. Ölçüp kompresörlerimizle basınçlandırıp tüketilmiş gaz kuyuları kullandığımız için onların basınç düzeyine eriştirmemiz gerekiyor. Bunun için kompresörlerle yeterli basınç düzeyine ulaştırıp rezervuarlarımızda yani tüketilmiş gaz kuyularımızda depoluyoruz gazı. Toplam yeraltı depolama olarak 10 milyar kapasiteye ulaşacağız BOTAŞ olarak. Onun 4.6 milyarı Silivri'de yeraltı bizim tüketilmiş gaz sahalarımızda oluşacak. 2022 yılı içerisinde son çeyreğinde inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Yoğun bir şekilde onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Denizde iki tane sondaj platformu şu anda yeni yapılacak platformlarımız için kuyu açma çalışmalarını sürdürüyor. BOTAŞ'ın Marmara Ereğlisi'nde bulunan sıvılaştırılmış doğalgaz işletme terminali, Türkiye'nin ulusal şebekesine günlük 37 milyon metreküp doğalgaz gönderebiliyor. Sıcaklıkların düşmesi ve gaz tüketiminin artmasıyla tesisteki hareketlilik de iyice artmış durumda. Öyle ki buraya iki günde bir büyük kapasiteli gemiler yanaşarak doğalgaz ikmali gerçekleştiriyor. Normalde yaz dönemlerinde ayda 3-4 tane LNG gemisi kabul ederken tabii kışa girmiş olmamız sebebiyle ayda 8 ila 9 gemi kabul ediyoruz. Bu da 2 günde bir gemi gelmesi anlamına geliyor. İskelemiz bu anlamda çok faal. Ayrıca spot LNG gemileri farklı ülkelerden geldiği için bunlarla uygunluk çalışmaları yürütülmekte olup boşaltılan gemiler gönderilerek tekrar yenisi alınarak kesintisiz bir şekilde gaz arasının temini için elimizden geleni yapıyoruz. 2017 yılı öncesinde 18,5 milyon metreküp gaz gönderebilirken gün içerisinde 2017 yılında başlanan ve 2019 yılında faaliyete geçen kapasite genişleme projemizle beraber artık 37 milyon metreküp günde ana iletim hattına gaz gönderme kapasitemiz mevcuttur. Birçok verimlilik çalışması yürütülmektedir ama bunlardan en önemlisi ise hemen komşu tesisimiz olan EÜH santralinden almış olduğumuz sıcak su ki bunu biz gazlaştırıcı ünitelerimizde kullanıyoruz. Oradan almış olduğumuz sıcak suyu kullandığımız zaman maksimum send-out'a giderken yani günlük 37 milyon gaz ana iletim hattına gönderirken %200'lük bir tasarruf sağlamaktayız. Birim metreküp gazı gazlaştırmak için tüketmiş olduğumuz enerji maliyetlerini göz önünde bulundurursak.